Evet değerli izleyenler, bir hafta sonu daha birlikteyiz. Evet hocam, hocam hoş geldin. Hoş bulduk Zeki. Hocam yine biz ligimizde devam eden amatör ligde U16, ikinci amatör küme U19 ve A ve B gruplarında ikinci amatör küme karşılaşmalarıyla yorumlarımıza başlayalım. Peki. Evet hocam, U16'dan başlıyoruz dedik. U16 ligde ikinci yarı Bandırmaspor'un galibiyetiyle başladı. Bordo Beyazlı takım ezeli rakibi Gönen Belediyespor'u bu kez de 2-0'la geçti. Bu maç hakkındaki bir yorumlarınızı alayım önce. Peki sevgili Zeki. Şimdi Bandırmaspor 16 Gönen Belediye karşısında çok çok disiplinliydi. Pazar günü erken saatlerinde oynanan bu karşılaşmada Bandırma 16 futbolcuları verilen görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalıştılar. Kaleci Ali güven verdi bu karşılaşmada. Defansı Mehmet Bahsan toparladı. Savaş çok teknik. Anıl çok kuvvetli, istekli. Orta sahada Emrah Karınca gibi çalıştı. Hasan Hüseyin tam bir maestro, oyunu yöneten. Kenarda stoperden Turgay sağ açıkta görevlendirildi. Pardon, özür diliyorum. 11 numara Levent skorer görevini yaptı. 9 numara Umut da rakibi yorarak iki kişiyi bloke etti ve Bandırmasporlu orta sahadan gelen hücum arkadaşlarına koridor açmayı başardı. Gönen Belediyespor U16'da ise gününde değildi. Bir silik bir şekilde biraz korkak başladılar karşılaşmaya. Kaleci Yusuf çok zindeydi, çok dikkatliydi. Defansı Anıl toparladı. Anıl'ı iyi buldum. Orta sahada Serhat beklenenden vermekten uzaktı. Serhat'tan daha iyi şeyler yapmasını beklerdim. Alpay sağ açık. Alpay çok kaliteli bir futbolcu. Fakat çok kenarda kaldı. Serhat'a yakın oynamalıydı. Barış da fizik gücünü iyi kullanmaya çalıştı. Ama Bandırmaspor bu maçta galibiyeti sonuna kadar hak etti. Hak etti Hak etti. diyorsunuz. Gönen nasıl bulduk hocam? Gönen'i kısaca değindim zaten. Gönen Belediye'nin bu maçtan sonra fazla şansı kalmadı. İleride buna da değineceğim. Gönen Belediye'nin İlk şampiyonu karşılaşmada kendisi aslında 3-0 yenilmişti. yenilmişti. Bandırma'da 2-0. Biraz bir gelişme var mı yani? Sayısal olarak bakmamak lazım. Bandırmaspor maç maç bakıyorum. Evet. Burada Bandırmaspor her haliyle rakibinden üstün olan taraftı. Evet, U16 ligde bitime 2 hafta var. Buradaki şampiyonluk konusuna ne diyorsunuz hocam? Şampiyonluk konusu şu anda Bandırmaspor bir adım önde. 2 hafta kala. Çünkü Bandırmaspor gelişimle oynamadan hükmen galibiyeti hanesine yazdıracak. Şimdi Gönen Belediye'nin hiç şansı kalmadı. Gönen Belediye, Gönen Tayfun maçının mutlaka Gönen Tayfun'un kazanması gerekiyor. Gerekiyor ki liderle Bandırmaspor'a rakip olabilsin. rakip olsun. Gönen Tayfun berabere kaldığı takdirde veya Gönen Belediyespor maçı kazandığı takdirde Bandırmaspor bitime 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etmiş olacak. Ama Gönen Tayfun hesaplarında da Gönen Belediyespor'u yenip Bandırmaspor'la bir final maçı oynamak var. Çünkü Bandırma'da oynanan karşılaşma biliyorsun 0-0 berabere Berabere tamamlanmıştı. kalmıştı diyorsunuz. Karşılaşma Gönen'de oynanacağı için bir avantaj oluşur diyorsunuz. Oluşur diyorum. Evet. O zaman hocam biz U16 ligde önümüzdeki hafta hangi önemli karşılaşmalar Bu onlara bakalım. 16-2 karşılaşmadan zaten Bandırmaspor Gelişim Spor Lig'den çekildiği için oynamadan 3 puanı hanesine yazdıracak. Puanını 13'e çıkaracak. Kritik karşılaşma Gönen'de Gönen Belediye ile Tayfunspor arasında oynanacak. Bu karşılaşmada mutlaka Tayfunspor'un kazanması gerekiyor. Evet. Gönen beraberlik ya da Gönen Belediyespor'un kazanması durumunda Bandırmaspor bitime 1 hafta kala Şampiyonu şampiyonluğu ilan ilan etmiş etmiş olacak. olacak. Yani Gönen takımları böyle bir sonuçla Bandırma'nın şampiyonluğunu tescil etmiş olacak. Evet sevgili Zeki. Evet hocam, biz böylelikle U16 Gençler Ligi noktalıktan sonra gelelim ikinci küme U19 ligine. U19 liginde Gündoğan Çatıkspor Karşıyaka'yı yenerek zirveyi allak bullak gitti. Evet. Kulüpteki şampiyonluk şansı nasıl değişti mi? Değişti. Şimdi biz Gönen Karşıyaka ilk yarıyı lider tamamlamıştı. Büyük avantajlıydı. Hiç hesapta olmayan bir sonuç. Gündoğan Çatlık şampiyonlukta iddiası olmayan bir takım gitti. Lideri devirdi. 1-0'la geçti. Bu en çok tabii Sarıköy'le Reşadiye'nin iştahını kabarttı. Şimdi Sarıköy'de şampiyonluğa ortak oldu. Reşadiye'de şampiyonluğa ortak oldu. Bakıyorum puan cetvenine.
Gönen Karşıyaka 15 puan, Gönen Reşadi 15 puan, Sarıköy 12 puan. Yani ben buradan Gündoğan Çelik'i tebrik ediyorum. Artık 3 evet. takımın da şampiyonluk şansı var. Potaya 3 takımı soktuğu için heyecan da Gündoğan Çelik zirveyi karıştırdı kısacası. Evet, Gündoğan Çelik'in başarısını biz de tebrik ediyoruz. O zaman hocam biz U19 Gençler Ligi'nde önümüzdeki haftaya bakalım. Hangi karşılaşmalar bizi bekliyor? Haftaya çok çekişmeli bir karşılaşma var. Gönen Karşıyaka ve Gönen Reşadiye maçı var. 1 ve 2'nin karşılaşması. 2 15 puanlı takımın mücadelesi. İlk maçı Gönen Karşıyaka 2-1 kazanmıştı. Bu maçtan her türlü sonuç çıkabilir. Şimdi bu maçtan Sarıköy bir beraberlik çıkmasını bekleyecektir. Haftanın maçı bu maçtır diyorum. Mutlaka evet. spor severler, futbol severler bu U19'lar Gönen Karşıyaka ve Gönen Reşadiye maçını izlesinler. Buradan en azından Gönenli spor severlere bunu duyurmak isterim. Sarıköy Gündoğan Çeltik'le kazasına uğramamak için çok dikkatli olmak zorunda. Gündoğan Çeltik biliyorsun lideri devirdi geçtiğimiz hafta. Evet, Sarıköy bu sezon ne yapacağı hiç belli olmuyor. Sarıköy dikkatli olmazsa Sarıköy'de bir şaka yapabilir. Evet. Sarıköy çok dikkatli olup bu maçı kazanmak isteyecektir. Çünkü Gündoğan Çelik'in hiçbir iddiası yok. Ama Sarıköy'ün şampiyonluk şansı var. Bu maç da izlenebilir maçlardan biri. Evet. Ama en önemli maç yine Reşadiye ile Gönen Karşıyaka arasında oynanacak. Sevgili Zeki. Evet. Kızıksever ve Paşa Çiftlik zaten çekildikleri için oynanmadan tamamlanmış olacak. Evet hocam teşekkür ediyorum. Biz U19'u da burada noktaladık. Sıra geldi 2. amatör küme A grubunda. 2. amatör küme A grubunda haftanın bir toplu sonuçlarını alalım önce. Değerlendireyim sevgili Zeki. Haftanın maçında Marmara Adası Gönen Karşıyaka. Marmara Adası %55 diyordum ben. Geçen hafta yaptığım yorumlarda %45 Gönen Karşıyaka'ya şans veriyordum. Fakat son sözü futbol sağa söyledi. Evet. Ve Marmara Adası burada çok fazla gerilimli geldi maça. Çok seyircisiyle geldi. Maçın coşkusunu üzerinden atamadı. Gönen Karşıyaka daha disiplinliydi ilk yarıda. Yani peşin hükümlü olmaz. Onun aleyhine mi oldu hocam? Peşin hükümlü değildiler ama erken şampiyonluk havasına girmiş gibi gözüktüler. Seyircisi yani oraya gelen herkes Marmara'nın şampiyon olacağına inanmıştı. Evet. Çünkü ilk yarıdaki maç 1-1 tamamlanmıştı. Gönen'de oynanan maç. Evet. Şimdi Gönen Karşıyaka çok akıllı bir şekilde önce rakibin ilk hızını kesti. Onun ateşini aldı. Evet. Bitime, ilk yarın bitimine 7-8 dakika kala çok güzel bir arka direk buluşmasından gol buldu. Bu arada devre arası oldu. Marmara Adası'nda toparlanma beklenirken Marmara Adası bir türlü beraberlik golünü bulamadı. Çok ilginçtir ki beraberlik de bu maçta. Evet. Marmara İddianın devam etmesini sağlıyordu ve Marmara ikinci yarı neredeyse tek kale oynadı bir süre. Tek kale oynadı, amacına ulaşamadı. Bitime artık kontra ataklardan, bitime artık uzatma dakikalar oynanırken evet. iki tane daha gol bulunca kalesinde Marmara Adası istemediği sonucu imzalamak durumunda kaldı. Yani maçın buna diyebilir miyiz hocam? Bitime iki hafta kala şampiyon belli oldu diye. Şimdi matematiksel olarak diyemeyiz ama mantıksal olarak şimdi rakiplere bakıyorum. Evet, Gönen Karşıyaka şampiyonluk yolunda yalnız kaldı. Hocasının dediği gibi bu hafta oynayacakları Gönen Karşıyaka Bostancı galibiyetiyle bir hafta kala şampiyonunu ilan etmiş olacak. Diğer sonuçlara bakmaksızın. Evet. Bostancı önünde de galibiyete çok yakın. Bostancı yendikleri takdirde önümüzdeki hafta Gönen Karşıyaka'nın şampiyonluk turunu atması bekleniyor. Sevgili hocam biz tekrar haftanın maçı Marmara Adalar Belediyespor'la Gönen Karşıyaka maçına gelelim. Nasıl buldun bu karşılaşmayı genelde? Bu maçta Marmara Adası çok istekliydi, heyecanlıydı. Seyircisini arkasına alarak maça başladı. Karşıda Karşıyaka takımında fazla seyirci de yoktu. Daha mütevazi sahaya çıktılar, daha kontrol çıktılar. Marmara Adası'nda erken şampiyonluk havası vardı. Evet. Ben onu gördüm. Özel tribünlere seyirci futbolcuların çağrılması, erken konsantrasyon, aşırı konsantrasyon. Bu futbolcular bu yükü kaldıramadı. Bir de beklemedikleri gol olunca biraz şoka girdiler. O şoku evet. da ikinci yarı atamadılar. Bakıyorum, 4 numara Cengiz çok tecrübeli olmasına rağmen çok ağırdı. Yani daha genç futbolcular sahaya sürülebilirdi. Şimdi yedek kulübesini bilmediğim için fazla hata evet. yapmak da istemiyorum. Cengiz çok ağırdı. Ahmet defansı toparlamaya çalıştı. Mustafa ilk yarı boyunca özellikle bekleneni vermekten uzaktı. Çünkü Gönen Karşıyaka sahaya çok iyi yayıldı. Yani Marmara Adası'nın orta sahasını göz açtırmadı.
Kaan ilk yarı sahada yoktu. Çok beğendiğim bir Kaan. Ondan çok kanat topları beklerdim. Nurettin tek kaldı. Yani hücumda Marmaras'ı çoğalamadı. Evet. Nurettin usta ayak, tecrübeli ayak. Orta sahadan beklediği topları alsa Marmara gol bulmakta pek zorluk yaşamazdı. Nurettin tek kalınca çok yaslanarak oynadı Marmara Adası. Tabii buradan yediği golleri çıkaramayınca da sonucu kabullenmek zorunda kaldı. Hocam ben burada Mehmet Hoca'nın bir değişine, söylemine katılmak istiyorum. Son röportajımızda dedi ki biz yeni bir ekibiz. 3 yıl oldu kırılalı. İlk yıl kafayı oynadık ama 3. olduk. 2. yıl kafayı oynadık ama 2. olduk. Bu sene aynı hatayı yapmayacağız dedi. Maçtan önce mi maçtan, maçtan sonra. Maçtan sonra konuşmak yani, daha kolay. Evet. Mehmet Hoca burada biraz spor politik yapmış. Maçtan önce konuşması ayrı, maçtan sonra. Ama Mehmet Hoca'ya hak veriyorum, planlı bir şekilde geliyorlar. Evet, yani o planımızı uyguladık diyor. Çok sabırlılar. Hiç sessiz sedasız deplasmanda Marmara Adası gibi güçlü bir takımı 3-0'la geçmesini bildiler. Ben kendilerini buradan yürekten alkışlıyorum. Yani yabana atılacak bir sonuç değil. Evet. Bu planlı çalışmanın, disiplinli oyunun bir mükafatı olarak görüyorum ben bu karşılaşmanın sonucunu. Dönen karşıya kadar kaleci Hilmi zaten tecrübeli. Arkadaşlarını devamlı uyaran, maçı yaşayan bir isim. Yani kaleci aşkıyla yanan bir sporcumuz, futbolcumuz. Defansı Anıl yönetti. Anıl çok akıllı, sakin. Yani arkadaşlarını yöneten, konuşarak onları oyuna sokan bir isim. Orta sahada her görevini yapmayan yoktu. Semih'ten biraz kıpırdı beklerdim ben. Semih çok iyi gol koklayan bir isimdir. Ama örneğin ilk arka direkte Ufuk attığı golü çok muazzam bir takip vardı. Evet. Herkesin avuta gidiyor, taca gidiyor derken çok bulunması gereken yerde bulundu. Çok güzel bir kafa. İyi sakladı kendini. Kendini sakladı. Çok güzel bir ayak içi darbesiyle takımını öne geçirdi. Yani Gönen karşıya kadar kötü oyuncu yoktu. Tam evet. Bir takım disiplini içerisinde oynadılar. Zaten bu anlayışa devam ederlerse çıkacakları bir üst ligde de başarılarını arttırarak devam ederler diye düşünüyorum sevgili Zeki. Evet hocam, hemen ben noktalarken A grubunda bu hafta bizi hangi karşılaşmalar bekliyor diyorum. A grubunda bu hafta bakıyorum. Bostancı Gönen Karşıyaka. İlk maçı 5-0 kazanmıştı Gönen Karşıyaka. Lider bu saatten sonra Bostancı maçını kazanıp şampiyonluk turunu atmak isteyecektir. Favori Gönen Karşıyaka diyorum. Avşa Marmara Adası formalite maçına çıkacaklar. İlk maçı Marmara Adası. Oğlum, Adalar playoff hocam. Adalar playoff ama Marmara'nın artık iştahı kaçtı. Bostancı'dan sürpriz bir haber bekleyecek. Bu maçı eğer Marmara Adası alsaydı. Bence şampiyonluğun dışında da iddialı bir karşılaşma. Onların ezeli bir rekabeti var aralarında. Ona inan, Avşa Marmara Adası evet. Bu şekilde geçer ama Marmara Adası'nın eski iştahında olacağını tahmin etmiyorum. Ama ille de ezeli bir rekabet olacaktır. Yine her iki takım da birbirini yenmek isteyecektir. Bence hocam iki takım da rahat. Yani düşmekte ve düşme zaten yok da zirvede iddia kalmadığı için rahat bir karşılaşma olacak. Yani bütün hünerlerini gösterecekler diyorum. Rahat maça usta ayaklar gelmez. Bunu unutma. Gelmez diyorsunuz. Zorlu maçlara gelir. Bakarsın tam takım mı gelecekler, gelmeyecekler mi onu da bilemiyorum. Evet. Bunu pazar günü birlikte göreceğiz. Bunun dışında bir maç daha var bu grupta. Havuçça Gönen Üzümlü. Gönen Üzümlü oynamadan hükmen galibiyetle 3 puan hanesine yazdıracak. B grubunda. Evet, B grubuna geçelim. B grubunda haftanın toplu sonuçlarına bakalım önce hocam. Erdeklüzler Göbel deplasmanında Susurluk deplasmanı istediğini alarak döndü. Liderliğini sürdürdü. Erdeklüzlerin 19, Gündoğan Çelik'in 19. Şimdi Reşadiye Musakçı 7-0'la geçti. Çıkmadık canda umut vardır diyor. Acaba diyor Erdeklüzler tekler mi? Bütün Gündoğan Çelik de bu evet. Sorunun cevabını arıyor. Yine Gönen Reşadiye'de. Ama Tuzakçı Gündoğan Çelik'e 4-1 yenilmekten kurtulamadı. Şimdi %80, %90 şampiyon Erdeklüzler. Futbolda büyük konuşma olmaz. Evet. Ama ben bu saatten sonra Erdeklüzler'in çok önemli bir hata yapacağına inanmıyorum. Eğer hata yaparsa bu hafta oynanacak çok önemli bir karşılaşma var. Reşadiye ile Gündoğan Çelik arasında sevgili Zeki. Evet. Bu karşılaşmada kim kazanırsa Erdeklüzler'in hata yapmasını bekleyecek. Kaybeden ya da beraberlik halinde bile Erdeklüzler'i şampiyon olarak her iki takım da alkışlamış olacak. Bakalım bekleyip göreceğiz. Yakalanır mı sizce hocam bu saatten sonra Düzler?
Valla diğer takipçileri Çeltin ve Reşadi'nin iştahını kırmak istemem. Ama kağıt üzerinde zor gözüküyor. Çünkü takımların hangi kadroyla sahaya gelecekleri, takımların nasıl yorumlayacakları çok çok önemli zeki. Doğru kadro, doğru yorumla bu saatten sonra Erdek Düzler'in zor yakalanacağına inanıyorum. Evet hocam, biz o zaman iki küme B grubunda gelecek haftanın karşılaşmalarına bakalım ve buradaki amatör lig yorumlarımızı noktalayalım. Dosyayı kapatalım diyorsun. Erdek Düzler Tuzakça ile oynayacak Erdek'te. İlk maçı 3-0 kazanmıştı. Erdek Düzler bu maçın favorisi. Kazanacaktır. Evet. Kazanmaya çok yakındır. Haftanın maçı Reşadiye Gündoğan Çeltik arasında. İlk maçı Gündoğan Çeltik kazanmıştı. Gündoğan Çeltik Erdek'le Düzler'le oynadığı için Reşadiye açısından çok önem taşıyor bu karşılaşma. Ama Reşadiye mi kazanır, Gündoğan Çeltik mi kazanır? Bunu yorumlamak çok zor. İyi oynayan kazansın diyorum. 3 ihtimalli bir karşılaşma. Yani Reşadiye'yi yabana atmamak lazım. Göbel Musakça maçında da her türlü sonuç çıkabilir. Normal şartlarda Göbel favori gibi gözükse de Musakça'nın da sağ solu belli olmaz diyorum. Çünkü iddiasız iki takımı evet, karşı karşıya getirecek bir maç. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle amatör liglerde U16, U19 ve ikinci kümenin A ve B gruplarını yorumladık. Diğer yorumlarımıza görüşmek üzere.